Biz hediyelerimizi gönderiyoruz. Hediyelerimiz ulaşıyor. Rüyalar görülüyor. Haberler alınıyor. Ahiretle irtibat kesilmiş değil. Çünkü bu rüyalar Allah Teala hayati dünya fil Dünyada da Müslümanlara, müminlere, velilere, dostlara müjde var ahirette de. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Ahirette zaten cennet nimetler ama dünyada ne müjde var? Bir adam dünyada Allah'tan nasıl müjde alacak ki? Melekleri göremez, görüşemez. O zaman nasıl alır? Ha, ben ayet okuyorum, cemaat dinliyor, öyle değil. Burada müjde var. Onlara diyor, benim dostlarıma müjde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, rüya salih. Müslümanın gördüğü salih rüya, yani imanlı, her sünnete uygun adam, işte abdestli, namazlı neyse. Bu adamın gördüğü rüya müjdedir. Nelem lem yapka minel mübeşşirat iller rüya salih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, artık vahiy bittiği zaman, ayetler de bittiği zaman, e ben de gidiyorum. E benim ümmetime, ben gece bana vahiy geliyordu, sabah okuyordum. Veyahut da hadis olarak Cibril bana bildiriyordu, şu amele bana şu müjde var, sevabı var. Ben onu bildiriyordum. Ama siz şimdi hangi müjdeyi alabilirsiniz? Vahiy kesildi, ben de gidiyorum. Ancak ne kaldı? Salih rüya kaldı. Yani benim ardımdan da devam edecek salih rüyadır. E, rüyalar görmeye devam ediliyor. Bana şu kadar hediye geldi diyor. Birçok kitapta hem de şimdiki millet, hadi şu anda millet bozuldu diyorsun. Yüzlerce sene evvel, bin sene evvel görülen ulemanın, evliyanın gördüğü rüyalar. Yahu Mısır hükümdarı, kafir, kralın rüyasını bile Kur'an'da rüya olarak zikrediyor. Ve onun rüyasının bile doğru tabiri yapıldığı zaman Yusuf Aleyhisselam 7 senelik ekonomik düzeni, bütçeyi, bilmem neyi, kıtlık olacağını bildiriyor. Aynı çıkıyor yani. Şimdi bir namazda abdestli Müslümanın rüyası nasıl boşa gitsin? Kur'an-ı Kerim'de on, kafirlerin rüyası bile beyan edilmiş ya. Çünkü rüyayı melek gösteriyor. Her rüyanın görevlisi melek var. rüya ile ilgili de birçok ilim var tabi o konuda ayrı bir ders. E, salih rüya, e, tabii Müslüman olsa vesaire tabi salih rüya. E, Ahiretten haberler geliyor. Hediyeler bize ulaşıyor diyorlar. Memnun oluyorlar. Gitmeyene, ya bize gelirdi niye gelmiyor şimdi diye haber yolluyorlar. Ya ne zamandır hediyemiz kesildi. Ben mesela diyor her zaman... Evliyaullah'tan biri. E, falan zata Fatiha okurdum. Bir ara kesmişim. Hemen birisi geldi. Ya rüyamda gördüm. Ne oldu? Falan zat diyor ki benden niye hediyesini kesti? Ya o gören adam bilmiyor ki onun. Evvelce ne okuduğunu bir haftadır okumadığını bilmiyor. Adam nereden bilecek? O da diyor, Allah Allah ya nasıl gaflete düştüm diyor. Biraz birkaç haftadır unuttum diyor ben ya. Hemen uzat haber yolu. Ya hediyemizi niye kestin arkadaş? E bunlar kitaplarda ben bu hususta bir kitap yazabilirim. Hatta İbn-i Ebit Dünya, dünyanın en büyük allame hadis hafızlarından. İbn-i Ebit Dünya. Bu büyük bir muhaddistir. Onun dolu kitabı var. Mevsuası var bize. 8 cilt, on cilt çıktı yeni yeni. Dolu kitaplar ise. Bir kitabı var mesela. Onu bir ders, iki ders, üç beş ders yapabilirim. Kitabul Menâmat. Sırf kitabın adı Rüyalar kitabı. Ve sahabeden ve peygamberlerden gelen bitişi. E sen bunu nasıl inkar ediyorsun? Ahiretten bize nereden haber gelecek? Mesela diyor ki, bir kişi rüyasına girse ona bir şey dese, Adam dünyada bozuk bile olsa. Belki namaz abdestsiz, belki. Belki de dinsiz, kitapsız. Ahirette dinsiz yok bir defa. Çünkü görünce iman etmiş. Onun için Ali Adel Efendi Hazretleri ne derdi? Cehennem ehlinin hep ehli imandır evladım. Bütün cemaat estağfurullah. Ne anlamıyorlar. Cehennem ehlinin ya acaba Şeyh Efendi'nin yaşlandı ya falan dili mi süslü acaba? Cennet ehlinin demesi mi gerekirdi acaba? Anlamıyorsun da dinle daha o zaman. Cehennem hepsi nefsi ehli tevhiddir, imandır evladım. Ama orada iman etmişler evladım. E tabi. E, geberirken Ezra Aleyhisselam'ı gördüğü zaman ne inkar edecek? Boğazını bir sıkan var da. Niye çıktı canı bunun? Sıkmadan mı çıktı yani? Ezra Aleyhisselam. İzzete ve fellezine kefaru. O kitapsız kafirleri melekler canını alırken Kur'an söylüyor. Yadribu ne en ve edbarum. Suratına bir kamçı, kıçına bir kamçı. diyor. Bir önünü çeviriyor, bir arkasını çeviriyor. Ayet okuyorum sana. Hadis olsa kaynak sorarsın. Ve zûku azâbel harik. Can yakıcı azabı. Tadın bakalım. Melekler vuruyorlar diyor. O zaman inkar kaldı mı? Görüyor işte. Daya yediği zaman. Yok ya bu bana işlemedi. Buradan acı çekmiyorum ben diyebilir mi? Acıyı çeken insan. Acıyı çeken bilir. O zaman iman etmiş. E bu adamlar onun için ahiretten bir yavru bile görsen o sana bir şey dese diyor, yalan söyleme ihtimali yok diyor. Niye? Ahirette ruhaniyete geçti, ruhlara yalan izni verilmez. Dikkat et şimdi. Ruhlara yalan konuşma izni verilmez. Ama o gören yalan katarsa, anladın mı şimdi? O ona onu demedi de, bu milleti kandırmak için yalanı bu kattı, o başka. Dünyada yalan serbestliği var. Dünyada her gavurluk serbest zaten. İmtihan ya, o gören yalan katabilir. Ama görülen yalan diyemez. Çünkü ruhlar alemindedir. Ruhlar aleminde şeytanın yolu yok artık. Orası hak. Hani diyoruz ya, biz bu dünyada o hak alemde. Hani bizim atasözlerinde var. Hak alem, hakiki alem falan. Tamam doğru bir Hak alem. İşte orada batılıyor. Onun için denilen birçok rüyada bunlar görülüyor. Yani bunun efendim, hatta adam şurada ben küp gizledim diyor. Adam gidiyor adrese tam noktasına kadar Adresten altını buluyor. Veya şuna borcum var diyor. Hakikaten gidiyor ona o borç var. Vasiyet edemeden ölmüş. Ve o zamana kadar rehin tutsak kalmış. Onun için vasiyet ediyor. Yani dünyada etmesi gerekir de etmeden gitmiş. E, rüyada görülen böyle insanlar var. Hakikaten borcu ödeniyor. Hakikaten o sayıda borç çıkıyor. Veyahut orada o adreste o şey emanet bulunuyor. Veya bir kitap gizlenmiş onu şuradan çıkart deniyor. Dolu, dolu, dolu. Burada yani tevatür var. Mütevatir yani bunu inkar eden artık Uhud Dağı yok diyen gibi akılsızdır. Çünkü bu kadar mütevatir bir şeyi nasıl inkar edersin? Herkesin başına gelmiş yani. Bu kadar rüya görülen insanlar. Herkeste bir tecrübe var bu hususta. O zaman dünyada müki müjde salih rüyadır. Bu şehitler rüyalarda görülüyor. Anaları görüyor, babaları görüyor. E, hayat hikayelerini dinlesen e, mesela e, birçok haberlerde bazı çıkıyor. Toplasan bir araya getirsen ben beni merak etme, ben çok rahatım, be, be, benim için üzülmeyin falan falan Eşine görülüyor, çocuğuna görünüyor. Dolu. Şehit olmadan evvel gören var. Hakkınızı helal edin diyor, ben diyor şehit olacağım diyor öyle telefon eden var. Anası babası gören var. Ya bir gece evvel gördüm. E bu kadar insan yalan mı söylüyor arkadaş? O zaman hediyelerin ulaştığı da görülüyor. Sen yani bu dünya var, ahiret var, bir de ikisinin arasında alemi berzah var. Ve min verâihim. Ayet şimdi baksana okuyorum. Dünya hayatındaki insanlar öldüklerinden sonra ötelerinde var. Ne var? Berzehun. Berzeh, geçit. Yani ne dünyadan ne ahiretten. Kabir aleminde ne dünya sayılıyor ne ahiret sayılıyor. Ama beden dünyada kalıyor. Ruh ahiret canibine gidiyor. Yeniden dirilirken, veyden nüfûsüzü vüced, ruhla beden yeniden çiftleştiriliyor. Ama o ortada ne oluyor? Bir geçit dönemine giriyor. Beden dünyada kalıyor, ruh ahiret canibine gidiyor, arada bir geçit var. Ne zamana kadar sürecek bu diyor? İlâ yevmi yub'asûn. Diriltilecekleri güne kadar. Yani diriltilince berzah kapanıyor, geçit dönemi bitiyor, ahiret hayatı başlıyor. Ahiret hayatı aynı böyle elli, kanlı, canlı, etlik kemikli, aynı insan kalkıyor. Çünkü geçit dönemi, ara dönem diriltilmekle bitiyor. Onun için cesetler dirilmeyecek, yeniden ruhlar yaşayacak ahirette diyen kafir olur. Cesetlerin haşrını inkar eden filozoflar, felsefeciler, birçok felsefeci inkar eden kafir olur. Çünkü neden? Ayet-i kerimelerin sarih beyanı vardır. Diriltilinmeye kadardır o dönem diyor. Ve ruhlar bedenlere çiftleştirilecek diyor. E bu o kadar ayet varken sen nasıl ben de, o sonra parmak uçlarını bile dirilteceğim diyor. Ruhun parmak ucu mu olur? Ruh manevidir. Parmak ucu cesetle ilgilidir. E bütün ayetlerde her şeyi beyan ediyor. Küllemâ nazıcet cülüdüm. Derileri piştiği zaman diyor cehennemde. E beddellâm cülüden gayrâ. Yeni taze deri vereceğiz diyor. E deri, ruhun derisi pişmez ki. Yani sen şimdi bu kadar ayeti nasıl inkar ediyorsun? İşte o felsefe kafası bu. Felsefenin pek ekseru felsefetin ca sefehen fekeza cemi'uhu izli kullin hükmü ekseri. Mesnevi'den almıştır ama İmam Rabbani mektubatta almıştır o belki Farsçası'na almıştır sonra Tarip'te mektubatı Arapçaya çeviren Arapça çevirmiştir tabii ki ama beytin bizim bildiğimiz şekli budur felsefenin çoğu ahmaklıktır bir şeyinki çoğu ahmaklıktır o zaman ekseriyet hükmüyle hepsi ahmaklıktır şimdi anladınız mı? Ben felsefeciyim diye çıkıp din adına konuşanın durumu ne oldu? çok sefih ve ahmak duruma düştü. Çünkü felsefeciysen bu konuda konuşma. Mantıkla bu yolda gidilmez. Yaradan sana bir şey bildiriyor, sen diyorsun aklım almıyor. E git yavur ol bana ne yani? Hem Müslüman olacağım hem felsefeci olacağım diye beni din adına felsefe yapma. Başka felsefe yaparsan yap. E sen felsefe yapıyorsun. İmam-ı Rabbani, 70 bin reisi, İmam-ı Gazali Hüccetül İslam'dan naklediyor. i̇mam Gazali, Farabi'nin de kafir olduğunu söylüyor i̇bn Sina'nın da kafir olduğunu söylüyor. Koca i̇bn Sina güme gitmiş. Sen kimsin? Koca Farabi güme gitmiş. Neden? Felsefeden. O felsefeyle nereye gelmişler? Allah'ın evveli yok, alemin de evveli yok demişler. Ve bu şekilde dünya yoksa bile bunun ham maddesi var. Allah'la beraber o mahlukatta var. Yani mahlukatın aslı Allah'la birlikte var demişler. Bu sefer ne oluyor? Allah'ın yaratması sıfatı iptal oluyor. Çünkü Allah var, hiçbir şey yok. O yarattı, başlatıyor. Kur'an böyle söylüyor. Felsefe gidiyor gidiyor orada takılıyor. Takılınca kıdem alem diyor. Alemin evveli yok diyor. Allah kadim diyoruz ya kelamı kadim. Ne diyoruz? Kur'an'a kelamı kadim. Kadim ne demek? Evveli yok. E evveli yok. E peki Mevlana kadim Yekulü'l abdu fi bedil emali li tevhidin bin kelle İlahul Mevlana kadimun ve mevsufun bi evsafil kemali ah, Ehl-i sünnetin itikat metni emali de ah kainatı yaratan ilahımız kadimdir. Evveli olmayan bir tek odur diyor. Sen evveli olmayan başka maddeler de var dediğin anda Allah'ın yaratıcılığı iptal oluyor. Allah varken o da varmış yani. Bu sefer ne oluyor? Cesetlerin haşrı inkara gidiyor. Çünkü ve muhasebete kıdemu işte hala ademu. Felsefede bir kural var. Kıdemi sabitse ademi muhaldir. Bu ne demek? Bir şeyin evveli yoksa sonu da yoktur. Çünkü evveli olmayan ne demek? Başka biri başlatmadı onu. Varlığı kendindendir. Varlığı kendindense o kendini yok etmez. Dolayısıyla onu da kimse yok edemez. E bu varlığı kendinden bir tek Allah'tır. Onun için de yokluğu düşünülemez. Ezeli, ebedi de bu demektir. Ezeli, evveli yok. Ebedi, sonu yok. E başka var mı? Onun gibi yok. E sen dersen ki bu aleminde ham maddesi aslı gaz halinde, duman halinde, buhar halinde bilmem ne var dediğin anda Allah'tan başka kadim demiş oldun. Bu sefer ne oldu? O kadimse onun da yok olması düşünülemez. Ahiret, haşır hepsinin güme gidiyor. İbn-i Sina olsan ne yazar? Farabi olsan ne yazar? Orada ehli sünnetin, itikadının, ayetten hadisten metinleri var. Sen buna karşı felsefeyle ne konuşabilirsin? O zaman felsefe yapmayacaksın. Cesetler haşr olacak. Aynı bu beden dirilecek. Ahirette dirilmek ruhla bedenin birleşmesiyle aynı dünyadaki gibi olacak. Ama kabir aleminde ne var? Berzak var. O ara dönemdir, geçiş dönemidir. Orası dünyaya da benzer, ahirete de benzer. Yarı dünyadan, yarı ahiretten hesabı. Beden burada, ruh orada. Ama nedir? Ruhu arşta bile olsa diyor, kabrine ziyaretçi geldiği zaman. Hadiste İbn Kesir tefsirinde de geçiyor, birçok kaynakla geçiyor. Mamin, raculin, hangi bir adam yani evliya olmak şartı yok. Ben de racülüm ya adamım göğe hesapta geziyorum. Adamsan diyor, Yemur <laughs> bi Müslüman kardeşinin mezarına uğrarsa diyor, kâne yârifû bu dünya ama dünyada onu tanıyorsa diyor. Bu tanışma meselesi de var. E çünkü neden? Selama cevap verme konusu. Hediye ayrı. Hediye ben tanımıyorum bu mezarlığın tümüne. 11 ihlas okusan, 11 kulü Allah. desen ya Rabbi bu ehli mekabirin, bu kabristandakilerin tümünün ruhuna hediye ettim dediğin anda orada yatanlar kadar sana sevap yazılıyor. Hepsinin de ruhuna ula. Bu da hadis-i şeriftir. Yani kabirle ruhlara hediye şeyinde de en meşhur hadis budur yani. Yasin ve Fatiha'dan daha meşhurdur bu. 11 İhlas hadisi. Şimdi bu, bu genel, tanımıyorum ben bu mezarlıktakileri veya anam burada yatıyor ama var orada yüz bin tane ölü. Hepsini hediye edebilirim. Tanımak şartı yok hediye gitmek için. Ama tanıdığı biri ise diyor, fesellem aleyh diyor, ona selam verirse illa yarut dali. Mutlaka ve selam diye cevabını verir diyor. Tanıdığıysa ruhu geliyor, selamına cevap veriyor. Anladın? Tanımadığıysa sen kabir eline selam verir. Allah'ın rahmeti, dua maayeti taşır ama cevap alamazsın. Çünkü o hadiste tanıma şartı koyuyor. Hediye ulaşmak ayrı, selamının cevap vermesi ayrı. Bunları da iyi anlamak lazım. Çünkü öbür hadisi okursana, sen tanımıyorsun bu evliyayı zaten. Eyyub'e e, 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 sultanı tanıyor musun? Tanımıyorsun. Ne selam veriyorsun der sana. Ya sapık ya. O hadise o bir tarafa çevirir. Sen selam verirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verirdi. Selamu aleyküm ehle diyar minel mümini. Ey e, kabir yurtlarının, ahiret yurtlarının sakinleri olan bu mezarlıkta yatan müminler. Selam olsun size. En tüm Siz önce gidenlersiniz. En tüm diyor. Siz diyor. Taşa toprağa demiyor herhalde. Ruhlar işittiği için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii o ayrı, o herkese işletir onun şeyi, sesi. Siz önce gidenlersiniz. <Sessizlik> Biz de size yakında eklenecek olanlar. Allah'tan sizin için de bizim için de afiyet niyaz ederim. Yani sizin de azabınızı kaldırsın varsa Allah bela vermesin. Bize de bela vermesin. Size de bela vermesin. Siz diyor. Siz diye konuşuyor. Ruhlar alemi böyle bir şey. Sen gidiyorsun taşa toprağa selam verilir mi? Demek ruhu duyuyor ki selam veriyorsun. Ruh duymasa selam verilir mi? Gidip de direğe selam versen adama deli derler. Niye oradaki adamın ya, ölünün yattığı yere Esselamu Aleyküm diyorsun. Herkes normal karşılıyor da gelip benim bu direğe, kütüphanedeki direğe selam veren bir tane gelmedi bir deli. Niye gelmedi buraya bir deli? Burada selam veren hiç gelmedi. E çünkü ki hadis-i şerif amel ediyor adam da. Oranın, oranın farkı Ama orada da adam erimiş gitmiş. Kaç yüz senelik ceset. Duvardan farkı yok. Öyle değil işte. Ruh arşta olsa bedeniyle irtibatı var. Berzah dediğim o. Ara dönem. Yarı oradan yarı buradan dediğim o. Çünkü irtibatı Mevla sağlamış. Tanıdığı biri selam verirse ona hemen çünkü bu elektrik gibi bir şey yani anında gelir. Ta nerede ana sigortalar? Ha bak buraya bir anda geliyor. Orayı açtım. Buraya ne? Buradan aradan ne kadar mesafe Kaç yüz kilometre ileridedir peki? Elektriğin genel şeyleri. vericiler. Mühim değil ki. Manevi işleri böyle anla yani. Misal veriyorum sana. Hemen anında gelir selamun aleyküm selam der. Tanıdığı için.